Bugün sizlere çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgi veriyor olacağım. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocukların yaş ve gelişim düzeyiyle uyumsuz olarak gözüken dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik dediğimiz sonucunu düşünmeden hareket etme gibi belirtiler ile kendini göstermektedir. Erken yaş dönemlerinde başlayan ve etkileri yaşam boyu sürebilen bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluk çocukluk ve ergenlik döneminden sonra yetişkinlikte de devam edebilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, okul, ev ya da sosyal ortamlarında sıklıkla sorun yaşarlar. Okulda akademik açıdan düşük performans gösterirler. Ödevin başına oturmakta ve tamamlamakta zorlanırlar. Sadece akademik açıdan değil, sosyal açıdan da birçok sorun yaşarlar. Arkadaşlarının oyunlarını sıklıkla böler, vurma, karşı çıkma gibi tepkisel ve olumsuz davranışlar gösterirler. Sonucunu düşünmeden hareket ettikleri için de kurallara uymakta zorluk yaşarlar. Verilen görevleri sıkça unuturlar, başladıkları herhangi bir işi tamamlayamazlar ya da yarısını yaparlar. Dış uyaranlardan dikkatleri hızlıca dağılır. Eşyalarını çok sık kaybederler ve ebeveynler tarafından sıkça unutkan, dalgın olarak nitelendirilen çocuklardır. Her hareketli çocuk hiperaktif çocuk değildir. Bir çocuğa hiperaktivite denilebilmesi için gelişim düzeyine uygun olmayacak bir biçimde olağan dışı hareketlilik göstermesi gerekir. Bu tanı bir uzman eşliğinde yapılan çeşitli klinik testler ve klinik gözlem ile konulmaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde çok modelli bir yaklaşım benimsemekteyiz. İlaç tedavisinin yanı sıra çocuğun davranışlarını düzenlemeyi amaçlayan davranış terapisi, dikkat, öğrenme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi alanlarını geliştirmeyi sağlayan bilişsel çalışmalar, sosyal duygusal beceri eğitimi ve aile eğitimi bu tedavinin ana yaklaşımlarıdır. Aile eğitiminde ebeveynlerin öncelikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında detaylı bilgi sahibi olması amaçlanır. Çünkü çocukta var olan sorunların nedenlerini başka yerlerde aramak, çözüm üretmeyi engeller ve telafisi mümkün olmayan yanlış tutumlar sergilemelerine neden olur. Aile eğitiminde çocuk ile yeniden olumlu ve sağlıklı ilişki kurabilmenin yolları aranır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.